Ne yapan padişah konuşmasının sonunda şöyle der. Hepiniz büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Ama sizden daha fazlasını isteriz. Artık bu şehri alınız. Sizden mazeret değil, müjde bekleriz. Ve nihayet gece yarısından sonra verilen hücum emriyle harekete geçen Osmanlı ordusunda Allah Allah nidaları büyük şahi topların çıkardığı gürültüyü bastırıyor, kuleler surlara yanaştırılıyor ve açılan gedikleri Bizanslılar artık kapatamıyorlardı. Molla Yürani ve Akşemseddin ateş hattında dolaşıyorlar ve askerleri telkinlerde bulunuyorlardı. 21 yaşındaki padişah yerinde duramıyor ve kır atının üstünde ''Ya Allah, Bismillah şahbazlarım, gün gayret günüdür, ne durursunuz?'' diyerek ileri saflara atılıyor, onu gören askerlerin gayreti ise bir kat daha artıyordu. Fetih yolunda topyekün bir şahlanış ve olağanüstü gayretler fethi müjdeliyordu artık. Hücumdan bir gün önce padişahın huzuruna çıkarak en ön saflarda çarpışamayacağı için dert yakınan Ulubatlı Hasan, en ön saflarda sancağı burçlara dikmek ve İstanbul'a giren ilk cengaver olmak istiyordu. Yaralı bir halde topların açtığı gedikten geçerek burçlara tırmanmaya çalışan Ulubatlı Hasan'ın vücudu isabet eden oklarla delik deşik olmuş, ancak hala yıkılmamıştı. Onu gören 30 kadar asker de gayretle burçlara tırmanmaya çalışıyorlardı. Ayakta duramayacak kadar yara almış bu cengavere, melekler koltuklarından tutmuş destek veriyorlardı sanki. Ve sonunda burçlara Osmanlı sancağını dikmeyi başaran Ulubatlı, İstanbul'a giren ilk yiğit olmuş, şehitlik rütbesini de kazanmıştı. Son nefesinde söylediği cümlelerse tarih sayfalarına şöyle geçmişti. Allah'ım, bu sancağı buradan indirtme. Osmanlı ordusunun şanlı askerleri Topkapı'dan şehre girmiş, sancaklar burçlara dikilmiş ve gaziler sabah namazlarını İstanbul'da kılıyorlardı. İstanbul'un fatihi genç sultan, burçlardaki sancakları gördüğünde ellerini semaya açarak Rabbine şükrediyordu. Aciz, fakir kulun Mehmet'e bu günleri gösterdiğin için sana sonsuz şükürler olsun Rabbim. Osmanlı ordusunun akın akın şehre girmesiyle beraber Bizans'ın başkumandanı Justiniani kaçmıştı. İmparator Konstantin Dragezes ise çatışmalar sırasında ölmüştü. O gün tarihte yeni bir sayfa açılıyor, 29 Mayıs 1453 Salı günü dünya yeni bir çağa ilk adımını atıyordu. Şanlı ordu, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bu ordu, başta Fatih Sultan Mehmet, yanında hocaları şehre giriyorlardı. Ayasofya'nın önüne gelen Fatih, atından inerek secdeye kapanmış ve akabinde Ayasofya'nın camiye çevrilmesini istemiş ve orada korkuyla bekleşen Rum halkının önünde onlara iyi davranılmasını emretmiştir. Ve Fatih unvanını alan 21 yaşındaki genç sultan, 1 Haziran Cuma günü ilk Cuma namazını kalabalık bir cemaatle Ayasofya'da kılar. Artık Osmanlı Devleti'nin baş şehri olan İstanbul alınmış, ancak fethedilen bu güzel şehrin askeri zaferin yanı sıra her açıdan güzelleştirecek eserlere ihtiyacı gündeme gelmişti. Bu amaçla İstanbul'da medreseler, camiler, imarethaneler, Darüşşifa yani bugünkü adıyla hastaneler inşa edilmeye başlanır. Bunlara en güzel örneklerden birisi de Fatih Üniversitesi ve Fatih Camii'dir. Camisi, medresesi, imarethanesi ve Darüşşifasıyla bir bütün halinde düşünülen bu eserler İstanbul'un güzelliğine anlam katıyor ve fetihten sonra bu parlak eserlerle İstanbul taçlandırılıyordu. Fetihten sonra Sultan Fatih diğer iç ve dış meseleler üzerine eğilmeye başlar. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ile ilgili Bizanslılarla anlaştığı, onlardan rüşvet aldığı söylentileri dolaşıyordu. Ayrıca Çandarlı Halil Paşa'nın İstanbul kuşatması sırasında kuşatmanın kaldırılması ile ilgili teklifleri de olmuştu. O zaman bu olayın üzerinde durmayan Fatih soruşturmayı derinleştirmeye başlamıştı. Bizans'ın son başkanı Notaras'a niçin bu kadar direndiklerini sorar. O da sizlerden biri tavsiye etti diyerek Çandarlı